da Regio Perinealis bölgesini ve pelvis boşluğunda bulunan yapıları ve pelvis boşluğunun duvarlarını besleyen arteria iliaca interna ve onun dallarını inceleyeceğiz. Öncelikle regio perinealis, bakınız burada önde symphysis pubica ile arkada coccyx, yanlarda ise tuber ischiaticumlar arasında kalan eşkenar dörtgen şeklinde bir bölgedir. Bu eşkenar dörtgen şeklindeki bölge tuber ischiaticumları, bakınız şu tuber ischiaticumları birleştiren hayali bir çizgi tarafından birisi önde, diğeri arkada iki üçgenimsi bölgeye ayrılır. Bu öndeki üçgenimsi bölge, yani şöyle şurası regio üregenitalidir. Regio üregenitalidir. Bakınız, bu regio üregenitalide bir diyafragma üregenitale vardır. Yani şu diyafragma üregenitalidir. Diyafragma üregenitale regio üregenitalisi kapatır. Ve bu diyafragma üregenitale kadında hem üretra tarafından hem de vajina tarafından delinmiştir. Erkekte ise sadece üretra tarafından delinmiştir. İsterseniz buna bir de iç yüzden bakalım. Bakalım burası neresidir? Bakınız şurası. Şu bölge esasen şöyle diyafragma ürekenitalidir. Sadece şurası diyafragma ürekenitali. Bu bir bayan modeli, kadın modeli olduğu için bakınız üretra önde, arkada ise vajina tarafından delinmiştir. Erkekliğiz de sadece penisin corpus spongiosumu içerisinden geçen üretra tarafından delinmiştir. Ya arkadaki şu hayali çizginin, tuber ischiaticumları birleştiren hayali çizginin arkasında kalan şu üçgenimsi bölgeye ise regio analis adı ya da regio triangulars ya da burası regio analis bölgesidir. Bu da anüs tarafından delinmiştir hem erkekte hem de kadında. Burada bulunan, yani bu regio analisi kabadan diyafram ise diyafragma pelvistir. Diyafragma pelvistir. Şimdi hem regio üregenitali'yi hem de regio hem diyafragma üregenitali'yi hem de diyafragma pelvisi oluşturan yapıları izah edeceğim. Bu regio üregenitale bölgesinde diyafragma üregenitale yer alır. Bu diyafragma üregenitale bölgesinde de iki perine aralığı bulunur. Bunlardan yüzeyel perine aralığı, yani spatium superficiale perineyi Kohl's fasyası ile, Kohl's fasyası karın ön duvarındaki skarpa fasyası, perine bölgesine geldiğinde adını değiştirir, Kohl's fasyası olur. Bu da görmüyoruz bunu. Bu Kohl's fasyasını görmüyoruz burada. Bu Kohl's fasyası ile derinde membrana perineyi arasında kalan aralığa spatium superficiale perineyi adı verilir. Peki bu aralıkta bulunan yapılardan hangilerini görüyoruz burada? Onları isterseniz bir gözden geçirelim. Bakınız şu kas, şuradaki kas, musculus ischio cavernosus kasıdır. Şu kas, musculus ischio cavernosus kası. Şu ise musculus bulbo spongiosus kasıdır. Şu kas ise
Musculus transversus perinei superficialis kasıdır. Bu diyafragma urogenitali ise şuradaki membrana perinei ile derinde fascia superior diafragmatis urogenitalis. Yani şurayı örden fascia, fascia superior diafragmatis urogenitalis ve bunların arasında, yani şu fascia, fascia superior diafragmatis urogenitalis ile şuradaki fascia gibi buna fascia inferior diafragmatis urogenitalis ama bunun diğer adı membrana perinei arasındaki kaslar, ki bu kaslar musculus sphincter uretra externum ve musculus transversus perinei profundus. Onlar diyafragma urogenitali oluşturur. Şimdi de Reggio analizi, yani şu bölgeyi kabadan diyafragma pelvisi oluşturan yapıları görelim. Bakınız buradan şu yapıları rahatlıkla görebiliyoruz. Şu musculus levator ani'dir. Şu musculus levator ani. Bunu birazdan daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şurada musculus levator ani'yi örten fasciayı görüyoruz. Şu musculus levator ani. Bakınız şöyle. Musculus levator ani. Şu arkada şu kas ise musculus coccygeus'tur. İşte musculus levator ani, musculus coccygeus, bunları alt taraftan örten fascia. Biz buna fascia inferior diafragmatis pelvis diyoruz. Şu yüzde, bakınız şu fasciada, şu fasciada fascia superior diafragmatis pelvis diyoruz. İşte bu fascia superior diafragmatis pelvis, fascia inferior diafragmatis pelvis ve bu fascialar arasında kalan şu musculus levator ani ve musculus coccygeus birlikte diafragma pelvisi oluşturur. Diafragma pelvisi kadın ve erkekte delerek geçen bir yapı vardır. O da canalis, analis ve onun dışarı açılma yeri olan anüstür. Şimdi de bu musculus levator ani oluşturan kaslara bakalım. Bakınız. Hemen şurada rektumun etrafında dolanan şu kas, rektumun etrafında dolanan, belki bunu içeriden daha rahat görebiliriz. Bakınız. Hemen rektumun etrafında dolanan şu kas lifine, şu kasa biz musculus puporectalis diyoruz. Musculus puporectalis. Biraz daha dışarıdan seyreden şu kas musculus iliococcygeus. Iliococcygeus. Ve daha da dışarıda uzanan musculus pupococcygeus. Pardon, şu sırayı ters söyledim, onu tekrar düzeltelim onu. Şurası musculus puporectalis. Şöyle pupococcygeus. Ve şurası ise iliococcygeus. Şu kas ise musculus coccygeus'tur. Buna ischiococcygeus da denebilir. İskiyo coccygeus, basitçe coccygeus, musculus coccygeus. Şu ise levator ani, levator aninin musculus iliococcygeus, puborectalisi pupococcygeus ve şurası da iliococcygeus'tur. Burada bakınız şu foramen ischiadicum maius'u görüyoruz burada. Foramen ischiadicum maius, şurası foramen ischiadicum maius. Foramen ischiadicum maius'u
musculus piriformis 2 eşit olmayan deliğe ayrılır. Şurası foramen supra piriforme, şurası ise foramen infra piriformedir. Foramen supra piriformeden arteria vena gluteo superior geçer. Bir de nervus gluteus superior buradan geçer. Buna karşın foramen infra piriformeden birçok yapı geçer. Bunlardan bir kısmı şunlardır. Bakın vücudun en uzun sınırı nervus ischiaticus buradan geçer. Bunun dışında nervus femoris cutaneus posterior yine buradan geçer. Arteria vena gluteo inferior buradan geçer. Nervus gluteus inferior buradan geçer. Bunun dışında bakın şurada nervus putendus, arteria vena putenda interna bunlar foramen infra piriformis'ten geçtikten hemen sonra gelirler foramen ischiatica minör'den hemen geçerek bakınız buradan gelir Alcock kanalına girerler. Şurası canalis putendus'tur. Canalis putendus yani Alcock kanalı. Alcock kanalı içerisinde bakınız nervus putendus, arteria vena putenda interna bu Alcock kanalından geçerek perine bölgesine yani dış genital organlara ulaşırlar. Hem erkek hem de kadında dış genital organların arteri büyük oranda arteria putenda interna ve dalları bu bölgedeki kasların motor siniri bu bölgedeki bölgenin duyusunu ise nervus putendus alır. Şimdi de pelvis boşluğundaki organları pelvis boşluğundaki organları ve pelvis boşluğu duvarlarını besleyen arteria iliaca interna ve dallarını görelim. Bakınız şu arteria iliaca communis'tür. Arteria iliaca communis, arteria iliaca externa ve arteria iliaca interna olmak üzere iki dala ayrılır. Bunlardan arteria iliaca externa ligamentum inguinale'yi geçtikten sonra adı değişir. Arteria femoralis olur ve alt ekstremiteleri besler. Buna karşın arteria iliaca interna pelvis boşluğunda bulunan organları, eksternal genital organları ve pelvis duvarını oluşturan yapıları besler. Arteria iliaca interna iki gövdeye ayrılır. Arka gövde, ön gövde. Şimdi arka gövdeden çıkan üç dal vardır. Onları görelim. Bakınız şu arter arteria iliolumbalis'tir. Arteria yukarı doğru çıkıyor. Arteria iliolumbalis. Şu ise arteria sacralis lateralis'tir. Görüyor musunuz? Şöyle. Arteria sacralis lateralis'tir. Bu arteria sacralis lateralis bakınız şu arter bifurcatio aortanın arkasından çıkan bir arterdir. Bu da arteria sacralis medianadır. Ama bu arteria iliacanın bir dalı değildir. Neden anlıyoruz bunu? Çünkü bu arteria sacralis mediana arteria sacralis lateralis ile anastomoz yapar. Arteria sacralis mediana bifurcatio aortanın hemen üst tarafında onun arka yüzünden çıkar. Arteria sacralis mediana. Şu ise arteria sacralis lateralis. On arteria sacralis media ile anastomoz yapar. Bakınız bu arka gövdenin üçüncü dalı şu dal. Bu da arteria gluteo superior'dur. Foramen supra piriformeden geçerek kalça bölgesinde gluteal kasta geçerek kalça bölgesinde gluteal kasları besler. Bakın şurası ön gövdesi arteria iliaca interna'nın ön gövdesi. Burada arkadaşlar oldukça erkekte
kadında farklı dallanmalar, farklı varyasyonlar görülebilir, normaldir. Ama burada en çok görülen dallanma şeklini size anlatacağım. Bakınız, ön gövdeden çıkan ilk dal şurada gördüğünüz arteria umbilicalis'tir. Arteria umbilicalis'in distal kısmı doğumdan sonra kapanarak, oblitere olarak ligamentum umbilicale medialis'i oluşturur. Ancak proksimal kısmından bir arter çıkar, o da arteria vesicalis superior'dur ki itrak kesesinin üst yarımını besler. Buradan çıkan bir diğer arter, bunu hiç kaçırmazsınız çünkü nervus obturatorius ile beraber seyreder. Bunun adı arteria obturatoria'dır. Şu arteria obturatoria. Foramen obturatorium'dan geçerek pelvis boşluğunu terk eder. Ve bunu da şuradan görebilirsiniz. Dışarıda burada göstermiş mi onu bu modelde? Evet, bu modelde göstermemiş onu. Ama şurada, şu modelde göstermiş bunu. Bakınız şöyle. Nervus obturatorius, arteria vena obturatoria. Bakınız şöyle geliyor. Ve şuradan da geçişini görebiliyorsunuz. Bakınız şu arteria, arteria vena obturatoria. Bu da nervus obturatorius. Peki, devam edelim bu arteria iliaca interna'nın dallarına. Şu birinci dalı dedik arteria umbilicalis, ikinci dalı arteria obturatoria. Bu bir kadın kadına ait model. Şurada bakınız şu, hemen şu arteria uterina ile arteria vaginalis ortak bir kök halinde genelde arteria iliaca interna'nın ön gövdesinden çıkar. Burada bir ortak gövde var. Yani kök diyelim buna. Arteria uterina ile arteria vaginalis. Ama bazen bunlar arteria vaginalis ile arteria uterina ayrı ayrı da bu arteria iliaca interna'dan çıkabilir. Bunun alt tarafında şurada, bakın şurada arteria vesicalis inferior'dur. İtrak kesesinin alt tarafını, alt yarımını besler. Şurada görülen arter, bakınız şu, arteria rectalis media'dır. Arteria rectalis media'dır. Şu ise arteria putenda interna'dır. Arteria putenda interna. Bakarsak buna, bunu görebiliyor muyuz burada? Bak, görebiliyoruz onu. Arteria putenda interna hemen şurada. Arteria putenda interna şu, arteria glutea inferior şu, arteria glutea superior. Şuradaki sinir nervus putendus. Nervus putendus. Şu da nervus gluteus inferior. Şu ise nervus ischiaticus'tur. Peki. Devam edelim. Şu ise arteria glutea inferior'dur. Arteria glutea inferior'dur. O halde buradaki arterleri hızlı bir şekilde tekrar edecek olursak, arka gövdeden arteria iliolumbalis, arteria sacralis lateralis, arteria glutea superior çıkarken, ön gövdeden arteria umbilicalis, arteria obturatoria, arteria uterina ve vaginalis ortak bir kök halinde, arteria ya da ortak bir gövde kök hangisini derseniz buradan çıkıyor. Daha sonra arteria vesicalis inferior, arteria vesicalis superior'un arteria umbilicalis'in proximal kısmından ayrılan bir dal olduğunu daha önce söylemiştim. Şu ise arteria rectalis media, şu arteria putenda interna. Bu arteria putenda interna rectum yakınına geldiğinde arteria rectalis inferior dalını bu verir. Şu ise arteria glutea inferior'dur.